Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yine keyifli bir motif çalışacağız. Henüz ütülemedim, biraz böyle karışık görünmekte ama ütülendiğinde zımba gibi tiril tiril bir dokusu olacak. Yıldız şeklindeki bu motifimizi özellikle yazın bahçenizde, balkonunuzda kullandığınız masalarınızın üzerine güzel örtüler yapabilir, sehpalarınızın üzerine güzel runnerlar olarak örebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Biraz delikli kalan arası ama örtü olacağı için de dekoratif bir şey olacağı için de bence çok sorun olmayacağını düşündüğüm bir motif aslında. Ekleme kısmını da göstereceğim. Hem öreceğiz hem ekleyeceğiz. Çok da keyifle ilerleyen bir motif olduğu için çabucak bitecek. Tek renk çalıştım. Yani her bir motif tek renk. Ama sizler dilerseniz bunu renklendirebilirsiniz. Yine kutun iplik kullanıyorum ve 3 numara tığ da örüyorum. Hadi başlayalım motifimize. Keyifle ilerleyeceğimiz bir video olacak umarım. Evet, motifimize birçok motifimizde yaptığımız gibi bir sihirli halkayla başlıyoruz. Ve de 3 zincir yaparak ilk sıramızı kuruyoruz. Şimdi 3 zinciri de birinci trabzan sayarak 6 grup oluşturacağız. Çünkü altıgen şeklinde bir yapısı var motifimizin. 1, 2 ve 3. Arası 3 zincir. Bundan 6 grup oluşturacağız. 1 2 ve 3. Birazcık kapatalım. 3 zincir. 1 2 3. Tek renk ile ördüğüm motiflerde bir üst sıraya geçerken muhakkak takip edenler denk gelmiştir. Bir püf noktası uygularım. Temiz bir geçiş olsun diye. Aynı şeyi burada da yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. grup oluşturuyorum. 3. Başta hafif marullu durur. Hiç buna takılmayın. Sonrasında düzeliyor. 1, 2 ve 3. Şu orta kısmı artık biraz toparlayabilirim. Ve şimdi 3 zincir yapıp bağlarsam eğer bir sonraki sıraya geçerken orada ek yerimiz belli olur. Ben de ne yapıyorum? Bir zincir yaptım. Başını bir kez doladıktan sonra başlangıç zincirinin tepesine batarak burada bir ikili trabzan yapıyorum ki hem aradaki 3 zincirimin yerine geçecek boşluğum oluşsun hem de bu boşluğun tam ortasında kalabileyim. Çünkü bu benim az sonra çok işime yarayacak. İkinci sıramızda bu 6 yaprağın arasındaki boşlukları kullanacağız ve burada yeni V'ler oluşturacağız. Biz bu yaptığımız işlemle işte bu tam aralıkta kaldık. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Dedim ki burada V'ler oluşacak. İşte biz bunun bir kanadını yaparak başlayacağız, döneceğiz. Diğer kanadını bitirirken tamamlayacağız. Şimdi birinci trabzanım. Aynı boşluktan devam ediyorum. 2 ve 3. İşte bunun eşini dönüşte öreceğim. Yan kısma geçiş 3 zincir. Buraya yeni V'mizi oluşturuyoruz. Yani 1 2 3 1 zincir aynı yere 1 2 3 Şimdi 3 zincir yaparak yan boşluğa 1 2 ve 3 1 zincir aynı yere 1, 2 ve 3. Bakın şöyle bir yapı oluşacak. Her bir aralığa yaptığım için 6 tane. 1, 2, 3 zincir geçiş. Buralar biraz gevşek durur. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki sırada bu aralıkta çalışacağız çünkü. 1, 2, 3, 1 zincir. 1, 2, 3
3 zincirli. Yan boşluğa geçiyorum. Biraz anlaşıldığı için son kısmını hızlıca yapayım ki videoyu durdurmak istemedim. Beraber yapalım diye. Bir zincir aynı noktaya. 2, 3. Bakın son kısma doğru geliyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3. Arası bir zincirdi. Buradaki V'mizi de yaptıktan sonra başladığımız noktaya döndük. Şöyle 1, 2, 3 zincir yaptık. Bunun bir kanadını yapmıştık. Diğer kanadı için 1, 2, 3 zincir yaptıktan sonra ben, şimdi arada bir zincir var ya, çok az bir zincir. Burasının aralığı için direkt bakın başına aldım. Başlangıç zincirinin tepesine batarak tekli bir trabzan yaptım. Hem küçük bir aralık oldu, hem de benim yine orta kısımda kalmama sebep oldu. Şimdi artık bu yıldız dokusunu iyice görebileceğimiz sıraya geldik. Sonrasında zaten son sıramız sık iğne ile sabitleme, çerçeveleme yaptığımız yer olacak. Gördüğünüz gibi burada marullu duruyor ama sonra toparlanıyor. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Bu ikisinin arasındayım ve çalışacağım yer şimdi bu 3 zincirle geçtiğim nokta. Direkt bakın başını doladım ve bu boşluğun içine önce 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 zincir yapıyorum. Yine V ama kocaman kocaman V'ler. Bu boşluğun içine aynı noktaya yine 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte bunu az önce yaptığımız bir zincirle oluşturduğumuz küçücük boşluğun içine sık iğne ile bağlayarak yıldızın uçlarını oluşturuyorum. Şimdi başını doladım. Hiç zincir yok bakın. Direkt buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 zincir yapıyorum. Aynı yere 5 tane daha ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. İşte bu boşluğa sık iğne ile bağlayarak yıldızımın köşeleri oluşmaya başladı. Biz bu işlemi 6 boşluğumuz var. 6 boşluğa da uygulayacağız. Bir kez daha bakın. Hiç zincir yapmadan direkt buradan 5 tane ikili trabzanla başlıyorum. Bu şekilde tüm boşlukları dolduralım. Zaten kalacak son sıramız. O aşamada da aynı zamanda birbirlerine ekleme kısmını da göstereceğim. Evet, 6 yaprağımı da doldurdum. Zaten bunun orta kısmından başlamıştım. Dolayısıyla buraya yine orta kısma ekleyerek bitirdim. Dediğim gibi hiç ek yerleri belli olmayacak şekilde ilerliyoruz. Şimdi son sıramıza başlayacağız. Bu noktada bitirirken uyguladığımız bir sistem var. Sık iğne ile ya da trabzanla bitirdiğim motiflerin tamamında artık bunu uyguluyorum. Bir iğneye ihtiyacımız olacak. O da kenarda beklesin. Şimdi aslında çerçeve halini yapacağız ve bu motifi artık düzgün sabit hale getireceğiz. Bunun için şimdi 5 tane trabzanım vardı. Her birinin tepesine bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu orta kısma geldiğimde yine bir sık iğne ile geçtim. Şu yıldızın uçlarındaki çıkıntıları oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 zincir boşluğun içine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere ikinci kez.
1, 2, 3, 4 zincir aynı yere 3. kez. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Şu aradaki bağlantıyı geçiyorum. Onu yaparsam yine marullanır. Direkt bu 5 tane trabzanın üzerine geliyorum ve sık iğneye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kısma ipliğimi aldım ve 1, 2, 3, 4. Birincisi 1, 2, 3, 4. İkincisi 1, 2, 3, 4. Üçüncüsü ve yine yoluma sık iğneyle devam edeceğim. Her zaman birinci motifi tamamen bitiriyoruz. İkinci motiften itibaren birleştirmeye başlıyoruz. Bakın şurayı geçiyorum. 5 tane yaptım. Diğer beşlinin üzerine. Hatta eklemeyi de bu noktada göstereyim sizlere. Şöyle bakın. Sabitlenmeye de başladı şeklimiz. Bunun için de yine devam ediyoruz. Geçtik. Önce birinciyi yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi örnek bize zaten nerelere dokunmamız gerektiğini, nerelere eklememiz gerektiğini söylüyor. Şöyle yerleştirdiğimde bir ucu buraya, bir ucu buraya. Bu yalnız motifin altıgen olması sebebiyle böyle kareler, dikdörtgenler çıkarabileceğimiz bir örnek değil. Daha asimetrik, daha önce benim altıgen motiflerle yaptığım örtüler var kanalda. Yine eklerim de açıklamalar kısmına ve üst kısmı ama dediğim gibi daha böyle üçgen, baklava dilimi tarzında örtüler elde edebileceğiniz bir sistemi var altıgenlerin. Şimdi eklerken iki zinciri yaptım. Karşıdaki 3 tane çiçekten ortasındakinin içine sık iğneyle bağladım ve yine 2 zincir yaparak motifimi örmeye devam ediyorum. Bu ortasındakiydi. 1, 2, 3, 4. Aynı yere tekrar ve sık iğnelerime de dediğim gibi aynı şekilde örerek devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Bu arayı geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Önce bir tane sık iğne. 2, 3, 4. Birinci pırpırımı yapıyorum. 2 zincir. Şimdi bu sefer de pembenin orta kısmını yakalayarak ekleme işlemimi de yaptım ve buradaki motifimize devam ediyoruz. Şimdi bakın şöyle bağlandı. Bahsettiğim ortada kalan büyük boşluklar bunlar. O yüzden bir hırka yelek için çok uygun olmayabilir böyle bir motif. 1, 2, 3, 4. Dantel ipiyle yaptığınızda tabii ki daha küçük motifler elde edersiniz. Ve delikler de otomatik olarak küçülür. Bunlarla, bu tip motiflerle tepsi örtüleri yapılırdı eskiden. Yine değerlendirebilirsiniz eğer seviyorsanız öyle nostaljik örgüleri. Şöyle ilerliyoruz. Son kısma geldiğimizde işte iğnemiz bu noktada devreye girecek. Oraya kadar örelim ve orada görüşelim. Evet, aşağıya kadar indik. Zaten buradan başlamıştık. 5 tane daha sık iğnemi yaptım. Bakın bu noktada hiçbir ekleme falan yapmadan ipliğimden biraz mesafe bırakarak koparıyorum ve iğnemi alıyorum. Bu sistem çok güzel bir sistem. Hiç dediğim gibi ek yeri belli etmeyen güzel bir birleştirme ve motif bitirme tekniği. Burada 5 tane yaptığımız sık iğnenin ilkine şu büyük bakın saç örgüsü formuna iğnemi taktım. Şunun ortasından geliyorduk ya bunu yukarıdan aşağı doğru iğnemi geçirerek aşağıya doğru bakın çekiyorum. Bu saç örgüsü formu gayet düzgün bir şekilde devam edecek. İnanın ek yerini arasanız bile bulamazsınız. Sonrasında arka taraftan ipliğimizi
düğümleyip yok ederek motifimizi tertemiz bitirmiş olacağız. Şöyle. Tabii ipliklerimizi henüz temizlemedik. Onları yine ya iğne yardımıyla ya da yine tığımızın ucuyla arka kısmı alıp düğümleyerek yok ediyoruz. Ütülediğimizde de gayet düzgün, dediğim gibi, bir örtü elde edebiliriz. Koton iplikleri rahatlıkla da ütüleyebilirsiniz buharlı ütü yardımıyla. Evinizde kalan artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir projede aynı zamanda rengarenk örüp böyle çiçek bahçesi gibi bir örtü elde etmeniz mümkün. Ya da soft renkleri, tek rengi kullanarak dantel ipleriyle örerek de daha klasik örtüler yine yapmak mümkün. Bu şekilde bu cumartesi motifinin de sonuna geldim. Diliyorum beğenmişsinizdir. Farklı farklı motiflerime daha çabuk ulaşmak için oynatma listelerinde motifler ve birleştirme tekniklerine tıklayabilirsiniz. Orada motiflerin ve farklı farklı birleştirme tekniklerini bir arada bulmanız mümkün. Cumartesi günleri basit motifler hazırlamaya devam ediyorum sizlere. Baharlık yazlık motiflere bu ara daha çok yer veriyorum. Daha delikli motiflere. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.